Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister sade yazmalara, ister desenli, çiçekli yazmalara yapabileceğiniz çok ama çok güzel, çok asil duran dut yaprağı modeli başlayacağız arkadaşlar. Bunu bilenler vardır ama bilmeyenler için ben tekrar anlatmak istedim inanın çok hoş duran bir model diyebilirim. İster bu modeli hediye yaparsınız, ister çocuklarınızın çeyizine isterseniz örüp satan arkadaşlarımız için gayet hoş bir model diyebilirim. Evet gördüğünüz gibi ben bugün sade model mendilime başlayacağım yazmamızı. İp ayarımda arkadaşlar şöyle az zemin olarak yazmamızın kendi rengini kullanacağım. Çiçek olarak şöyle turuncu rengim var. Kahverengi, bir de yeşil rengim var çiçekleri bu renklerde yapacağım. Evet. Kanalımı da ilk kez bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan, yeni modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, videolarımı beğenen, yorum yapan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Ben şöyle Yazmamızın kendi renginden olan ipimi iğneme taktım. Hadi o zaman bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimizin yapımına başlayalım. İpimi bu şekildeki zürafamı ben tutturdum. Alt zeminde zürafamı yapıp hazırladım. Sizler de zürafanızı bu şekilde yaparsanız hem daha kolay bir yapımı olur modelinizin hem de daha düzgün bir duruşu olur arkadaşlar. Genelde ben hep zürafamı çekip hazırlıyorum önceden. Hemen yanındaki zürafa'ma tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafamızın içerisine ipimizi geri alıyoruz. Buranın içerisine 3 adet küçük pırpır yapıyoruz. Birinci pırpırım ikinci pırpırım ve üçüncü pırpırımı aynı boylarda yaptım. Hemen yanındaki zürafayla devam ediyorum. Şöyle bir yandaki zürafayla daha devam ediyorum. ve bir yandaki zürafa daha devam ediyorum. 3 zürafaya yan yana tekrardan yaptık arkadaşlar. Son yapmış olduğum zürafamızın içerisine ipimizi geri alıyoruz. İpimizi geriye alırken şuradaki düğme yakın bir şekilde aldık ki bir önceki yapmış olduğumuz son pırpırın içerisine ipimizi geri alabilelim diye. Bu şekilde bir üst kata çıkmış olduk. Hemen buranın içerisine 3 adet pırpırımızı yapalım. Birinci pırpırım. Hemen ikinci pırpırım ve üçüncü pırpırımızı yaptık şimdi alttaki zürafamıza iniş yapacağız inişimizi yaparken çıktığımız ip boyutunu ayarlayıp şöyle aynı bir pırpır pır görüntüsü olacak şekilde inişimizi yaptık hemen aynı boyutlarda bir pırpır pır daha yapıyorum ve bir pırpır pır daha yapıyorum yani burayı da üçlemiş olduk Evet. Şimdi yandaki zürafalarla devam ediyoruz. Şöyle ara boşluğumuza tam 4 adet zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. Hemen ikinci zürafamızı yaptık. Üçüncü ve de dördüncü zürafamızı peş peşe yaptık. Bir adet zürafa daha yapıyorum. Bu bizim yuvamız olacak. Hemen yapmış olduğum zürafamızın içerisine ipimizi geri alıp şöyle düğümümüzü attık. Buranın içerisine şimdi 3 adet orta boyutlarda bir pırpır pır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım ve de üçüncü pırpırımı yaptım bu şekilde yandaki zürafayla devam ediyorum gene 4 zürafayı peş peşe yapacağım 5. zürafamıza da geri döneceğim arkadaşlar yani burada 5 zürafamı hemen yapıyorum üçüncü zürafam yaptım dördüncü bu da beşinci zürafamız oldu dördü arada kalacak son yapmış olduğumuz beşinci zürafamızın içerisinde ipimizi geriye alıp düğümümüzü attık hemen üç adet pırpırımı burada yapıyorum Buradaki bizim çiçek yapacağımız pırpırlar normalden bir tık daha büyük arkadaşlar. Çok da değil ama bir tık daha büyük. Şimdi biz gene aradağımızı yapacağız. 3 pırpırımı yaptım. Hemen yandaki 3 zürafaya tekrardan zürafalarımızı yapıyoruz. Son yaptım. 3. zürafanın içerisine geri ipimi alıp bir önceki yapmış olduğum pırpırın içerisine düğümümüzü şöyle ipimizi ayarlayıp çekiyoruz. Buranın içerisine şimdi 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. ikinci ve de üçüncü pırpırımı yaptım. Hemen alttaki zürafamıza pırpır pır boyutunda ayarlayıp inişimi yapıyorum ve iki tane pırpırımı buraya tekrardan yapıyorum. Evet sevgili hanımlar yazmamızın alt kısmı bu şekilde ilerleyecek. Bir daha bir çiçek yapacağımız yuva bir daha bir çiçek yapacağımız yuva olarak devam edecek. Ben burada ipim bitene kadar yapacağım. Sizler de yapın. Daha sonra renkli ipimin birini iğneme takıp geliyorum. Ve bu şekilde ipim bitene kadar az zeminimizi yaptım bitirdim. Şimdi renkli ipimin birini iğneme taktım. Çiçeğimizin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle ortadaki 3 tane pırpırımız vardı. En baştaki pırpırıma ipimi bu şekilde sabitliyorum. Evet, ipimizi sabitleyelim. Hemen aynı yerin içerisine küçük bir pırpırla başlıyoruz. Bu boyda bir pırpır bizim için yeterli olacaktır. Hemen pırpırımızın içerisine girip şöyle tepesinde bir düğüm oluşturuyoruz. Ve alttaki pırpırımıza hafif şöyle bombelik vererek inişimizi yaptık. Ya ortadaki yandaki dedim arkadaşlar. Yani yandaki pırpırımıza hemen zürafa ile geçiş yaptık. Ve bir yandaki pırpırımıza tekrardan aynı zürafa boyutuyla geçişimizi yaptık. Şimdi buradaki pır, pır pırımız, ortadaki pırpırımız kaldı arkadaşlar. Hemen zürafamızın içerisine ipimizi geriye alıyoruz. İpimizi geri aldıktan sonra küçük bir pırpır pır buraya yapıyorum. Tekrardan pırpırımın içerisine giriyorum. Düğümümüzü attık ve zürafamızın içerisinde tekrardan bir tık genişiyle inişimizi yapıyoruz. Yani küçük bir sinek kanadı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üst üste iki tane sinek kanadımız oldu. Şimdi yandaki pırpırla şu aradaki ipimizi birlikte tekrardan zürafa yapıyoruz yani bir üst kata çıkmış olduk aslında hemen zürafamızın içerisine girip düğümümüzü atıyoruz buranın içerisine küçük bir pırpır yapıyorum pırpırımın içerisine giriyorum. Şöyle bir düğüm attım. Tekrardan aynı yerin içerisine inişimizi yaptık. Aynı boyutlarda bir pırpır pır daha yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepeye düğümümüzü atıyoruz ve tekrardan bir tık genişliğiyle aşağıya indik ikinci yaptım gördüğünüz gibi hemen bir adet daha yapıyoruz küçük pırpırımı yaptım yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum şöyle düğümümüzü attım ve bir tık genişiyle inişimizi yapıyorum şöyle ayarlayın çok büyük olmasın aynı boyutlarda olmasına özen gösterin tepeye 3 adet sinek kanadımı bu şekilde yaptım iki tane de yanda var şimdi bir alt kata yapacağız arkadaşlar. Hemen küçük bir pırpır pır yapıyorum burada. Pırpırımın içerisine giriyorum. Tepesinde düğümümü atıyorum ve bir tık genişliğiyle işimizi yapıyorum. Şimdi bir alta yani yazmamızın kendinden olan yapmış olduğumuz pırpıra hemen küçük bir pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğüm atıyorum. Bir tık genişliğiyle tekrar alttaki pırpırımın içerisine inişimizi yapıyorum. Evet yaprağımız bitti arkadaşlar. Şöyle bittikten sonra da elimizle düzenlersek şöyle çekiştirin yukarı doğru. Zaten o kalıp gibi oturacaktır. Çiçeğimiz burada bitti. Yani tut yaprağımız bitti. Hemen dibinden bir makas yardımıyla ipimizi kesiyoruz. Yaprağımızı bitirdim arkadaşlar. Şimdi farklı bir renkten başlayacağım. Hemen başlama yerini tekrardan göstereceğim. Şöyle en baştaki pırpırma ipimi sabitliyorum. Şöyle iki kere dolayın. Küçük bir pırpırla başlıyorum. yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğüm atıyorum. Bir tık gelişiyle tekrardan pırpırımızın içerisine inişimizi yapıyoruz. Hemen yandaki pırpıra geçiyorum. Şöyle zürafa yaparak geçişimizi yapıyorum. ve bir yandaki pırpıra tekrardan zürafa yaparak geçişimizi yapıyorum. Hemen ilk yapmış olduğum zürafaya ipimizi geriye alıyoruz. Şöyle aradaki ipi de ayarlayıp öyle çekin arkadaşlar. Hemen küçük bir pırpır pır yapıyoruz bu kenara. Bir üst kata çıkmış olduk aslında. Yapmış olduğumuz pırpırın içerisine girip tepede düğümümüzü attım ve bir tık genişiyle tekrardan aynı yere inişimizi yaptık. İkinci sinek kanadımızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi buradaki ip ile Zürafamıza geçiş yapıyoruz tekrardan şöyle tepeye bir zürafa yaptık yapmış olduğumuz zürafamızı içerisine çıkıyoruz ve düğümümüzü attık üç tane küçük sinek kanalımızı da buraya yapıyoruz yani buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya da yapıyoruz. Ben diğer rengimi de atayım arkadaşlar. Bunu da bitireyim kamera arkasında. Daha sonra şöyle çoklu halinde sizlerle paylaşıp videomu bitireyim. Evet ben diğer renklerimden de yaptım. Çok güzel şahane duran bir model halini aldı diyebilirim. Böyle yapraklı desenli yazmalara, sade yazmalara yapabileceğiniz harika bir model oldu ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izleyip dinleyen tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. İlk defa da bu video ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan yorum yapıp beğeni bırakan tüm takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.